Bismillahirrahmanirrahim. 16. söz. Buraların okumuştuk. Ayet-i kerimelerin mevzu ile bağlantısını kurmaya çalışmıştık. Bu cümleyi geçtik. Mevzumuzun ana fikrini vurgulamıştık. Tekrardan özetliyoruz yeni gelenler için. Ana fikir, Allah'ın zatının birliği ile beraber fiillerinin külli oluşu Kur'ani bir gerçektir. Cenab-ı Hakk'ın şahsiyetinin birliğiyle beraber yardımcısı olmadan, muinsiz, rububiyetinin umumi oluşu, terbiye ediciliğinin külli oluşu Kur'ani hakikatlerdendir. Ve ferdaniyeti ile, Allah'ın yine tek oluşu ile beraber tasarrufatının çok şumulli olması, her tarafta tasarruf yapıyor. Yani bir taraf Mekke'de, bir taraf Yemen'de, bir taraf ne bileyim işte Amerika'da, her tarafta tasarruf yapıyor fakat ferdaniyeti var. Birliğiyle beraber bu tasarrufatı yapıyor. Bu da Kur'ani bir gerçek olduğunu, Kur'an bunu bize böyle söylüyor. Nasıl oluyor diye sualimiz bu. Nasıl oluyor? Allah Kur'an'da, Kur'ani bir gerçekin diğer birisi de şudur. Mekandan münezzehtir. Allah her yerdedir diyor bir yerde. Hem mekandan münezzehtir hem her yerdedir. Acaba nasıl oluyor bu? Hiçbir yerde değil fakat her yerde. Herhangi bir mekanda değil fakat her yerde hazır ve nazırdır diyoruz. Bu Kur'ani bir gerçektir fakat nasıl oluyor? Ve nihayetsiz ulviyetiyle her şeye yakın olması, Allah çok büyüktür, sonsuz derecede ulvidir. Fakat aynı zamanda her şeye, her şeyden daha yakındır. Ve nahnu akrabu ileyhi. Evet. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid diyor. Ve birliğiyle beraber her işi bizzat elinde tutması. Yani mesela biz elimizi kaldırdık, konuştuk veyahut da işte yağmur yağdı, işte deniz dalgalandı. Bunların her birisi Cenab-ı Hakk'ın elindedir. Zerreleri yürüten de o, bulutları hareket ettiren de o, bizi konuşturan da o, elimizi kaldırtan da o. Ve aynı zamanda Allah birdir. Bir tek zat bu kadar külli işleri nasıl yapıyor? Halbuki bunların her birisi iman etmemiz gereken Kur'ani bir gerçektir. Abi bir şey sorabilir miyim? Evet Mücahit. Yukarıdaki ayette ikinci şua da başlıyor onun tefsirini yapmaya. İlk yaptığı yer neresi abi? Dolaylı yönden bir tefsir oluyor. Nasıl oluyor? Ayette tam alakasını kuramadım da. Bu mevzunun mu? Older olur. He, şununla değil mi? Evet onunla. Onun ikinci şu adı başlıyor o ayeti açıklamaya. Şöyle diyor başlıkta. Şu ayet, zulmet tazı, şu ayetin nurundan dört şu ağı göstermekle. Yani. Dört tane şu ağ var. Yani şu ayet-i kerimeler yalnız birinci şua'nın konusu değil. Dört şua'ya da bakıyor bunlar. Onun için demek ki dediğin gibi galip manada bunun cevabı şu ikinci şua'ya bakıyor. Fakat buna da bakmıyor değil. Buna da bakıyor. Mesela Allah bir şeye ol der, olu verir, değil mi? Buna nasıl bakıyor mesela birinci şua'da? Umumiyet-i rububiyeti, külliyet-i efali. Şumuli tasarrufatı. Bak, ol diyor oluyor. O kadar tasarrufatı şumullü ki her tarafta ol diyor ol veriyor. Kur'an'ı bir gerçek. Şimdi geliyoruz sualimize. Nasıl oluyor bu? Yukarı ayette söyledi o ve onun gibi ayetlerde şu Kur'ani gerçekler ifade ediliyor. Şunlar. Yani özet manası Allah birdir. Bu kadar işleri nasıl elinde tutuyor? Kur'an ise hakimdir demiştik. Hikmetli iş yapar. Hikmetli iş yapmak ne demektir? Aklın kabul etmeyeceği şeyleri akla yüklemez. Hikmet budur. Peki bizim aklımız şunların zahirini kabul etmekte zorlanıyor. Bunların zahirinde bir münafat görüyor, terslik görüyor. Bir tek zat, bütün işler. Bak bir münafilik var, terslik var. Nasıl olacak? O zaman diyor ki aklı teslime sevk edecek bir izah isterim. Yani aklımı bu gibi hakikatleri kabullenmesi için bana bir izah getir diye nefis
Ne yapıyor? Bir sual soruyor. Zaten ey nefsi nadan diye başlıyor ya. Diyorsun ki. Bunları soran nefis. Aklın teslime sevk edilmesi için nefis böyle bir sual soruyor. Biz de buna el cevap diyoruz. Biraz daha teferruatını incelemiştik önceki derste. Ayrıntısına girmiyoruz. Şimdi maksadımıza geçiyoruz. El cevap. Madem öyledir, itminan için istersen biz de Kur'an'ın feyzine istinaden diyoruz. Nefis tatmin olmak için istemişti bunu. Hani İbrahim Aleyhisselam'ın bir kıssası vardı. Cenab-ı Hakk'ın yaratıcılığında herhangi bir şüphesi yoktur. Fakat onu görmek istiyor. Yani nefsinin tatmin olması için, mutmain olması için istiyor. Ve bunun gibi olmaz ya böyle bir şey manasında değil. Tamam haktır, Kur'ani bir gerçektir. Fakat nasıl oluyor diye tatmin olmak için böyle bir şey soruluyor. Biz de Kur'an'ın feyzine dayanarak diyoruz ki ismi Nur, Allah'ın Nur ismi çok müşkilatımızı halletmiş. İnşallah bunu da halleder. Akla vazı, kalbe nurani olacak temsil yolunu ihtiyar ile İmam Rabbani radıyallahu anh gibi deriz. Bunları biraz incelemiştik. Nur ismi çok müşkilleri hallediyor. İnşallah bu meseleyi de Nur ismi halledecek. Temsil üzerine durmuştuk. Temsil, Kur'an'ın mucizeliğinin en parlak bir aynesidir. Kur'an'ın 40 cüzünden bir cüzünü teşkil eder. Mucizelik yönlerinden bir tanesi de meselelerini temsil ile akla takrib etmesidir, akla yakınlaştırmasıdır. Temsiller yani misaller ve örnekler dürbün vazifesini görür, uzak hakikatleri yakınlaştırır, sen de onu görürsün, mutmain olursun. Şimdi şu hakikatler bizim aklımıza uzak. Aklımız da bunları seçemiyor. Uzakta olduğu için ayrıntılarını göremiyor. Bu sefer temsil dürbününü kullanıyoruz. Temsille bu hakikatler aklımızın gözünün önüne getiriliyor. Biz de ha şu 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 demektir diye görüyoruz ve mutmain oluyoruz. Onun için Kur'an temsil yolunu tercih ediyor. Biz de akla açık olacak hem de kalbi de nurlandıracak böyle bir temsil. Yalnız aklı tatmin eden değil. Kur'an'ın ve Risale-i Nur'un temsilleri, örnekleri, misalleri yalnız aklı değil, kalbe de şifa oluyor, ilaç oluyor ve kalbi de doyuruyor. Kalbi de nurlandırıyor. Bunu da Risale-i Nur'un farklı yerlerinde üstad bu noktayı izah ediyor. O ayrıntısına girmeyeceğiz. Evet, temsil yolunu ihtiyar edeceğiz, tercih edeceğiz dedi ve İmam Rabbani radıyallahu anh gibi deriz bu noktada. Ne geceyim, ne şebem, ne şeperestem, men gulame şemsem, ne geceyim, ne gündüz, ne gece perestin, ben güneşten haber vereyim, güneşin kölesiyim diye bir Farsça ibare. Sonra temsil Kur'an'ın mucizeliğinin en parlak bir aynası olduğundan dolayı biz dahi bir temsille şu sırra bakacağız. Şöyle ki dedik, burada kaldık, şimdi buradan itibaren devam edeceğiz. Fakat buraya geçmeden önce şöyle bir çalışma konusu belirlemiştik kendimize. İmam Rabbi radıyallahu anh'ın, İmam Rabbani radıyallahu anh'ın şu kelamı, şu sözünün mevzu ile, bu konu ile bağlantısı ne? Yani şu cümle ile bağlantısı nedir demiştik. Şimdi cevapları alalım. Sağdan kimden başlıyoruz? Mücahit'ten başlayalım. Bir daha açıklar mısın? Efendim? Evet, şöyle diyoruz. Ben ne geceyim, ne gece perestim. Ben güneşin kölesiyim, güneşten haber veririm diyor. Üstad da bunu buraya koyuyor. İmam Rabbani radıyallahu anh gibi deriz diyor. Burada bunun mevzuyla bağlantısı ne, konuyla münasebeti nedir ki onu buraya koydu? Diye bir araştırma konusu. Evet. Sağdan başlayalım o zaman. Kur'an'ın feyzine istinaden diyor, ismi Nur ile bu müşkilatımızı halledeceğiz diyor ya usta. Evet. Orada ismi Nur'u şurayı bazıda en çok temsil edecek örnek
güneş olduğundan dolayı İmam Rabbani radıyallahu anh'ın bu şey misalini üstad kullanmış olabilir. Bir de ondan dolayı orada güneşin hadimiyim derken, ben güneşten haber veririm derken, bütün örneklerde güneşten istifade edeceğinden dolayı evet, bu temsili ortaya çıkartmış olabilir. Evet, bu da güzel. Onu bir toparlayacağız. Yani Koray kardeşin söylediği, ben güneşten haber veririm, güneşin kölesiyim. Burada söyledi ya, ismi nur çok müşkülatımızı halletmiş. Belli ki nur isminden misal verecek. Yani bakıyoruz güneşten misal veriyor. Nur isminin tecellisi olan güneşten haber veriyor. O zaman ne diyor? Güneşle bağlantısı olduğundan dolayı güneşi burada Cenab-ı Hak yani temsildeki noktalar tatbik ettiğimiz vakit Şems-i Ezeli olarak ele alıyoruz güneşi. Allah Allah. Evet. Cenab-ı Hak olarak ele alıyor. Oraya gelince ayrıntılarını tatbik edeceğiz. Şimdi sadece konuyla bir bağlantısını. Aynen bunun gibi olabilir. Başka ne diyebiliriz? Abi burada ay, şimdi üzerinde durduğu konu temsil. Evet. Şimdi burada şöyle diyor İmam Rabbani Hazretleri, bunu güneşe benzetiyor. Fakat bir de şöyle bir ibare ben okudum internetten araştırdım da, İmam Rabbani Hazretleri hani tasavvufla alakadar olduğu için, evet, o da hakikatleri belirleme noktasında tasavvuf müşkülatlı bir yol, zor bir yol olduğu için diyor ki burada birazcık da tasavvufu bilmek lazım. Burada biraz da benim anladığım kadarıyla İmam Rabbani Hazretleri tasavvufla ilgilenen hem kendi etrafındaki belki tasavvuf vari kişilere bir atıfta bulunuyor. Mektubatta da geçiyor ya, iman hakikatlerinin bir tanesinin inkişaf etmesine, bir tanesinin evet, inkişaf etmesine. Bu da bir atıfta bulunuyor. Tüm kerametlerin evliyalarının herhalde. Evet. Burada bir atıfta bulunuyor ve diyor ki hani o müşkülatlı yoldansa, o yoldansa, evet, temsil yoluyla, yani lisan yolu bu yoluyla, evet, birazcık lisan burasında ben bir övgü de görebiliyorum. Aslında lisan derken, mesela Kur'an-ı Kerim'den de bahsediyor çünkü. Lisan burada Kur'an-ı Kerim'in evet, aynı. Aynısı olduğu için, hani temsil yolu aynı olduğu için, burada ben o şekilde bir şey anladım. Hani temsil yoluna bir övgü, lisan yoluna bir övgü, birazcık da sanki evet, tasavvuf ve müşkülatlı yola da birazcık şey gibi. Bakın zor bir yöntem ama... Fakat İmam-ı Rabbani radıyallahu anh eğer hani mutasavvuf ise kendi sahasına neşebem neşeperestem tabir etmez. Yani ben ne geceyim ne gece perest, evet, oraya evet, gece diye tavsif etmez. Hani yolu o. Gece demek istediği şey abi, hani birazcık daha şey gibi, yani gece örtüyor ya bazı şeyleri. Hakikati örtüyor, güneş aydınlatıyor. Temsil yolu güneştir diyor. Evet, o güzel. Yani evet, temsil yolu men gulame şemsen el şemsi mi kıyam haber. Güneş ismi nurdur. Güneş ismi nurdur. Güneş balçıkla sıvanamaz. Evet, ben güneşten haber veririm. Temsildir, nur ismidir diyebiliriz. Evet abi. Onu. Evet. Mücahit, buradan alacağımız bir şey var mı? Abi siz dediniz ya işte kendi eşrefinde olanlara karanlık demez diye. Evet. İmam Rabbani Hazretleri diyor ya mektubatta, son zamanda iman hakikatleriyle ilgilenmiştir. Evet, o zaman bunu son zamanlarda demiş ise o zaman o manadan hissesi olabilir. Yani müşkilat, müşkillik noktasında ele almak, yani karanlık temsil, değil. Temsille ifade etmek iman hakikatlerinin güneştir. Güneş. Aynen. Zaten diyor yani 40 senelik yolu Esra'nın 40 dakikada belki 40 haftada denilebilir. Güzel. O zaman şöylece toparlayacak olursak bunun mevzuyla bağlantısını, ismi nur ve temsil noktasında bir bağlantı var. Cenab-ı Hakk'ın nur ismi çok müşkilleri hallediyor. Burada güneş misaliyle beraber bu hakikatleri de hallettiği gibi ve temsil yolunu ihtiyar ile, temsil ne demektir? Temsil, örnek, misal, kalbe açık, akla açıktır, kalbe nuranidir. O zaman adeta nur isminin tecellisi ile beraber temsil anlatılıyor. Yani temsilde güneş veriliyor. O zaman temsilin kendisi de sanki nur isminin tecellisi.
temsil de güneş gibi. Ondan nurlar, kalbe nurlar. Yani misallendirmek meseleyi, örneklendirmek güneş gibi hakikatleri aydınlatıyor. Mesela şu anda ışığı yaktık, güneş çıktı. O zaman bütün eşya göründüğü gibi, bak güneş çıktı, görmediklerimiz ne oldu? Göründü. İşte temsil denilen güneş çıktı. Yani temsili güneşe benzetelim. Temsil güneş gibidir. Temsil denilen güneş çıktı, hem aklı aydınlattı, aklı açık, hem de kalbi nuranilendirdi. O zaman ne oldu? Görmediklerimizi gördük. Onun için adeta İmam Rabbani radıyallahu anh bu noktada ne diyor? Ben güneşin kölesiyim, güneşten haber veririm. Yani temsillerle, nur ismiyle beraber hakikatten haber veririm. Hakikati güneş gibi ortaya koyarım. O zaman şu cümle ne demektir o zaman? Ben ne geceyim ne gece perestim. Bu da temsilin zıddı. Ben karanlık şeylerle uğraşmam. Denilebilir. Yani temsil adeta izah edilmeyen, mantıki bir şekilde ortaya konulmayan, açıklanamayan şeylerle uğraşmam. Ben açıklanan, izah edilen, ispat edilen şeylerle uğraşırım. Neye diyebiliriz? Mesela fen ve felsefenin meselelerine denilebilir. Hani Bediüzzaman diyor ya, ben öyle mantık oyunları bilmem diyor. Felsefe düzenbazlıklarına da kulak vermem. Neşebem işte buna denir. Felsefe düzenbazlıkları karanlıktır. Böyle kelime oyuncu oyunları. Kötü düşünüyorum. Felsefe düzenbazlıkları en güzel ismi o. Olarak biraz ilerledim mi sorun kapanıyor. Kapanıyor, kilitleniyor, muğlaklaşıyor. Biraz ilerisini göremiyor. Bu da ne gecedir? Bu da nedir? Gecedir işte. Yani adeta Bediüzzaman İmam Rabbani Radıyallahu gibi diyor ki ya ben öyle fen, felsefe gibi böyle mantık oyunlarıyla uğraşmam. Ben güneşten haber veriyorum. Misal 2, 2, 4 ve ispat. Aynen onun gibi hakikate giriyoruz diye İmam Rabbani Radıyallahu gibi diyor. Bu da aynı buna denir. Akıl ve kalbin imtizacı ile beraber hakikate ulaşıyor. Temsillerle, temsil güneşiyle, aklın ve kalbin nuruyla. Mezc birleşmesi. Akıl ve kalbin birleşmesiyle beraber temsillerle güneş gibi hakikatleri ortaya çıkarıyor. Yani güneş doğdu, dünyada bir sürü hakikat var. Nedir? Denizdir, dağdır, deredir. Bu hakikatler ortaya çıktı. Güneş olmasa biz dünyadaki gerçeklerin farkına varar mıyız? Varamayız. Şimdi aynen bunun gibi ismi nur da güneş gibidir. İsmi nur ile getirilen temsiller de güneş gibidir. Hakikati böyle ayan beyan ortaya koyuyor. Şimdi görelim onu. Tahkiki iman işte temsil ile kalbin ve aklın imtizacı ile beraber kalp ve aklın birleşmesiyle ortaya konulan hakikatler, gerçekler ortaya konuldu. Sonra sen de tatmin oldun. İşte buna imanı tahkiki diyoruz. Yani böyle gözü kapalı değil. Aklı, gözü, kalbi açık bir şekilde gidiyor. Yoksa büyük bir zat dediyse böyledir. Böyle kaziyeyi makbule tarzında gitmiyoruz. Eskide büyük zatlarda büyük zat dediyse dedi ondan iyi mi bileceksin diyor. Buna büyük zat dediği için kabullenmek diyoruz. Fakat Risale-i Nur'da böyle değil. Evet Bediüzzaman dediyse iş bitmiştir. Fakat akli, mantıki, ilmi bir şekilde temsillerle, örneklerle yani zıddına giden yolun imkansızlığını ortaya koyarak söylüyor, izah ediyor. İş bitmiştir değil de işi bitirmiştir. Mesela Kur'an-ı Kerim, üstad hani mesela, aynı. Üstad dedi diye değil de, üstad bunu bu şekilde izah ettiği için. Zaten Bediüzzaman dedi mi, her birisini akli mantıki bir şekilde izah ediyor, ispat ediyor. Yoksa kaziye-i makbule tarzında bu böyledir deyip de biz de tamam öyleyse öyledir demiyoruz. Öyle diyoruz, tamam Bediüzzaman dediyse tamamdır diyoruz. Fakat meseleyi anlıyoruz da, açıklamasını anlıyoruz da yani. Bu meseleyi halletmiş, bitirmiş diyoruz. Evet. Yani bitmiş değil de bitirmiş diyoruz. Fark etmiyor yani. Bitmiştir, bitirmiştir yani. Soruyla cevapta da örnek olarak veriyor zaten bize açıkçası. Evet, başlıyoruz o zaman şu cümleye. Şöyle ki, bir tek zat muhtelif meraya vasıtasıyla külliyet kesbeder.
cüz-i hakiki iken umumi şuunata malik bir külli hükmüne geçer. Altı çizili olan şeylere dikkat edelim. Bir tek zat bir iken ne oluyor? Külli oluyor. Külli olabiliyor. Aynı o bir tek zat. Hakiki yani böyle görünüşte değil. Gerçekte cüz'i küçük bir şey iken ne olabiliyor? Bir külli hükmüne geçebiliyor. Nasıl geçiyor? Nasıl külliyet kesbediyor? O bir tek zat çeşitli aynalar vasıtasıyla külliyet kazanabiliyor. Aynalar. Bir tek zat birçok çeşitli aynalar vasıtasıyla külli olabiliyor. Ya bir tane zat nasıl birçok olabilir? Mesela aşağıda geliyor. Buralarda misal verecek. Said ismini. Sen bir tek iken mesela bu odanın bütün duvarları parça parça aynalardan müteşekkil olsa, tasarlanmış ve donatılmış olsa, sen bir tek iken bütün o aynalarda yüzlerce, binlerce olmaz mısın? Peki ne ile o külliyeti kazandın? Bir iken bin nasıl oldun? Muhtelif meraya vasıtasıyla, çeşitli aynalar vasıtasıyla külliyet kesbettin. Ve aynı zamanda gerçekte cüz'i iken, küçük bir şey iken o muhtelif aynalar vasıtasıyla umumi şuunata malik, yani bütün işlere sahip bir külli hükmüne geçebilir diye çok güzel bir düsturdur. Biz de bunu ayrı bir yerde, bir kayda, bir kuraldır. Şimdi bu cümlenin açılımını güneşle yapıyor. Kısaca lügatıyla anlamaya çalıştık. Şimdi şu cümlenin açılımını mesela deyip anlatmaya çalışacak. Yani diyoruz ki üstadım, senin şu cümleni anlamadık. Bir tek zat çeşitli aynalar vasıtasıyla nasıl külliyet kazanıyor, ne demektir? Şimdi bunu örneklendiriyor. Konuyu açıyor değil mi abi? Evet. Yani bir tek zat çeşitli aynalarla nasıl külliyet kesbediyor? Umumi şuunata malik, yani bütün işlere sahip bir konuma nasıl geliyor? Bu adam küçükse küçüktür. Küçük yani cüz'i bir şeydir. Bütün işlere sahip konumuna bir anda nasıl geldi, nasıl geliyor? Bunun izahını isterim diyor. Biz de mesela deyip güneşten misal veriyoruz, örnek veriyoruz. Güneş mesela bir tane ama her yere ışığını yansıtıyor mesela. Nasıl yansıtıyor? Yansımalarla tek başına. Fakat güneş biriken bütün yerlerde nasıl oluyor? Allah'ın hikmetiyle, mübarekliğiyle. İşte muhtelif meraya vasıtasıyla, çeşitli aynalar ile beraber güneş bir anda binler yerlerde olabiliyor. Şimdi onun misalini verecek. Evet. Okuyalım, daha sonra iyi anlayacağız. Mesela şems, güneş, rengi de güneş gibi, sarı yaptık. Bir cüz'i müşahhas iken, şunun altını çizebiliriz. Burada cüz'i hakiki iken dedi bak. Güneş, şöyle altını çizdik. Bir cüz'i müşahhas iken, yani kendine ait bir şahsiyeti var iken, şahsiyeti birdir. Yani burada güneş küçüktür anlamında değil. Güneşin çeşitli aynalar vasıtasıyla kazanmış olduğu külliyete nispetle güneş cüz'idir. Evet, cüz'i müşahhastır. Küçük bir şahsiyeti vardır. Neye nispetle bunu söylüyoruz? Yani ben güneş küçüktür diyorum. Şu cümleyi kullanıyorum. Cüz'i müşahhastır diyorum. Neden güneşe küçük tabir kullandık? Eşyayı şeffafa vasıtasıyla külli hükmüne geçmesi nispet ettik. Yani güneşin tecelli ettiği, göründüğü aynalara nispeten güneş küçük kaldı. Mesela diyoruz ki sen şu odada küçüksün. Neye nispetle? Ya 10 tane ayna, 20 tane ayna var, sen 20 taneye göre küçük değil misin? 20 tane sen varsın, onlar ne? Sen onlardan bir tane kaldın. Şimdi güneş bir iken binlerce güneş oldu çeşitli aynalar vasıtasıyla. O zaman güneş küçük kaldı onlara nispetle.
Yani yansımalarına nispete güneş küçük kaldığından dolayı cüz-i müşahhas diyoruz. Yoksa ya güneş küçük müdür? Hatıra gelmemeli. Evet, şems, güneş cüz-i, küçük, kendine ait bir şahsiyeti var iken ne oluyor? Şeffaf eşya vasıtasıyla öyle bir külli hükmüne geçer ki ruh-i zemini timsalleriyle, akisleriyle dolduruyor. Hatta katarat, katreler ve parlak zerrat adedince cilveleri bulunuyor. Şu anda mesela güneş orada bir tane. Fakat mesela uzay hani karanlıktır diyorlar. Güneşten işte şualar geliyor. Yeryüzüne vuruyor. Parlak şeffaf eşya vasıtasıyla, deniz ile, hava ile, ne bileyim eşya vasıtasıyla güneş bir anda bakıyorsun ki bütün yeryüzünü kaplamış. Tüm her tarafı, diğer yıldızları ışıtmış, ayı ışıtmış, başka başka yıldızları ışık vermiş. Ne vasıtasıyla? Şeffaf eşya vasıtasıyla güneş o külliyeti kazandı. Ay'a gidiyoruz, güneş var. Ne bileyim işte Mars'a gidiyorsun, Neptün'e başka şeylere gidiyorsun, güneş var. Her tarafta güneş var. Ya diyorsun bu güneş nedir? Ne vasıtasıyla bu külliyet kazandı? Evet, yansıma, şeffaf eşya vasıtasıyla bir iken binler oldu. Hatta yeryüzünde milyonlarca katreler ve parlak zerreleri düşünün. Hatta yeryüzünü bütünüyle böyle küçük küçük cam parçalarından ibaret düşünün. Hepsinin içerisinde bir güneş olur mu? Olur. Adı güneş binlerce oluyor. Ya nasıl oldu bu güneş? Şeffaf eşya vasıtasıyla oldu. Şey bu, yani şu cümle, muhtelif aynalar vasıtasıyla külliyet kazanabiliyor. Bir yerdeyken binler yerlerde olabiliyor. Ama kendi zatı birdi. Karşıda eşya parlak olunca binler olabiliyor. Şimdi bu temsil hatırınızda olsun. Sonra temsildeki şu noktaları ona tatbik edeceğiz. Maksadımızı istihsal edeceğiz, husule getireceğiz. Oradan maksadımızı elde etmeye çalışacağız. Yoksa burada maksadımız güneşi analiz etmek değil. Güneşin harareti ve ziyası ve ziyanın içinde olan yedi renkli elvan-ı sebası, güneşin sıcaklığı ve ışık vermesi ve o ışığının içinde yedi renkli olan elvan-ı sebası, yedi rengi, yedi tane renk vardır, o da güneşin ışıklarından geliyor diye hani fenlen ispat edilmiş bir meseledir. Her birisi, neyin her birisi? Evet, yedi rengin, hararetin ve ziyanın. Bakın, hararet bir, ziya iki ve ziyadaki yedi renk de 7, 8, 9 yaptı. 9. Her birisi, o 9 şeyin her birisi mukabilindeki eşyaya muhit, am ve şamil oldukları halde. Yani güneş, harareti, ziyası ve ziyanın elven sabasıyla onun karşısındaki eşyayı kuşatıcı, onları içine alıcı ve onları şamil, böyle hepsini kapsayıcı oldukları halde her bir şeffaf şey dahi güneşin timsaliyle beraber harareti, güneşin timsalini, yani bir örneğini, güneşin benzerini, benzeri ile beraber harareti, sıcaklığı, hem ziyayı, ışığını, hem elvan-ı sebayı, yedi rengini göz bebeğinde saklıyor. Ve safi kalbini ona bir taht yapıyor. Yani küçük bir parlak katre düşünün mesela aynayı. O ayna güneşin timsalini tutuyor mu? Yani güneşin birebir örneği o aynanın içinde var mı? Var. Güneşin harareti de var mı? Var. Derecesine göre güneşin sıcaklığını da kendinde bulunduruyor. Ziyası, ışığı var mı? Var. O ziyasının içerisindeki yedi rengini de göz bebeğinde yine içinde bulunduruyor mu? Onu da saklıyor göz bebeğinde. Her bir şeffaf şey. Bu bir damla su olabilir, bir ayna da olabilir. Ve safi kalbine o aynayı şuurlu farz ediyoruz. O katreyi, o şeffaf şeyi şuurlu farz ediyoruz. Bir katre su şeffaf mıdır? Şeffaf. Safi midir? Safidir. Zaten safi olmazsa güneşi göstermez. Kesif, yoğun, katı, toprak gibi şeyler güneşi yansıtıyor mu? Yansıtmıyor.
bak safi kalbini diyor. Tabii bunlarda çok dersler var. Sadece şu temsili tatbik etsek o kadar incelikler var ki ayrıntısına girmek istemiyoruz. Mesela sen de güneşin bir aynasısın. Bir parantez açıyorum, girip çıkacağım. Sen de güneşin bir aynasısın. Sen de güneşin timsaliyle tutuyorsun. Senin de o güneşin hararetini tuttuğun taraf var. Senin de güneşin ziyasını tuttuğun taraf var. Ve güneşin elvanı sebasını da tutuyorsun. Ve sağ, kalbini safi yaparsan güneş senin kalbini taht edinir. Ne demektir tabi bu? Kalbin güneşe açılmış olur. Şöyle diyelim hızlıca, kısaca girdim, zevkli bir bahistir ama konumuzda ikinci, üçüncü kategorisinde inceleyeceğimiz bir konu. Ama ben şöyle parantez açıp giriyorum. Sadece güneşten maksat Cenab-ı Hak'tır. Temsildeki noktaları aynıca tatbik edeceğiz. Harareti, kudreti, ziyası, Allah'ın ilmi, yedi rengi, Allah'ın yedi sıfatı, elvan-ı sebebi, yedi sıfatı gibi yani. Bunların her birisi gelişi güzel atılmış kelamlar değil. Tamamen birebir hakikatin kendisidir. Yani temsil hakikatin kendisidir. Temsille hakikat o kadar bağdaşıyor ki, yani sanki hiç tatbikata gerek kalmadan, temsili hiç görmeden içinde hakikati görebilirsin. Cenab-ı Hak bütün harareti, her şeyi kapsıyor mu? Allah'ın kudreti her şeyi kapsıyor. İlmi her şeyi kapsıyor. O ilminin içerisinde yedi renkli, yedi sıfatı her şeyi kapsıyor. Mukabilindeki eşyayı muhittir. Ve ehadiyet, bu vahidiyet cihetiyle Allah'ın eşyayı kuşatması. Vahidiyet cihetiyle her bir şeffaf şeyde dahi Allah'ın tecellisinin gözükmesi. Mesela senin kalbin şeffaf bir aynadır. Güneşin timsali. Allah'ın tecellisi en zahir, en kapsamlı bir şekilde insanda vardır. Binbir esmanın aynesidir insan. Güneşin, şems-i ezelinin timsalini tutuyorsun. Mesela Cenab-ı Hak'ta şefkat vardır, merhamet vardır, gadaf vardır. Cenab-ı Hak'ta işte mülevvin renklendirmek vardır, hani müzeyyin süslendirmek vardır. Sende bütün bu esmanın tecellisi var mı? Sen de süslüyorsun, sen de boyuyorsun, senin de kudretin bak kaldırıyorsun, sen de görüyorsun basirdir, sen de işiyorsun semiyedir. İşte bak bunlar güneşin timsalini tutmaktır. Hem ziyayı, Allah'ta ilmi ezeli var. Bizdeki ilim Cenab-ı Hakk'ın ilmi ezelisinin tecellisidir. Göstergesidir. İşte sendeki, sen bir aynasın, sende bir ziya vardır. O ziya da sendeki ilimdir. Sendeki ilim de ilmi ezeliyi gösterir. Bu da ziya. Elvan-ı seba, sıfat-ı sebası diyor. Yedi sıfatı. Cenab-ı Hakk'ın yedi sıfatının tecellileri var bizde. Onu da kendi kametimizle gösteriyoruz. Aynalık yapıyoruz. Ve göz bebeğimizde saklıyoruz. Bak Cenab-ı Hak bize bizden daha yakın. Her şeyiyle bizde tecelli ediyor. Göz bebeğimizde saklıyoruz. Ve eğer kalbini safi tutarsan, şirk, put, madde gibi şeylerle kalbini kirletmezsen, Cenab-ı Hak senin kalbini taht yapar. İşte 11. sözde ben diyor kainata sığmadım, mümin kulun kalbine sığdım. İşte kalbini safi yaparsan Allah da gelir o kalbi taht yapar. Bu da temsildeki nokta. Tatbik mevzuyu dağıtmayalım, yukarı çıkıp şu suallerimizin cevabını burada bulmaya çalışalım. Temsil çok gönlü bir temsildir. Yani çok hakikatler içerisinden çıkabilir. Biz ana maksadımızı buradan elde etmeye çalışalım. Demek şems, yani şu parantez içindeki şu noktaları biz buraya koyduk. Bunlar burada yoktur. Nereden çıkardık bunu? Ne alakası var da buraya koyduk? Şunlardan koyduk. Şu demekler ekseri son neticeyi söylüyor. Temsili verdi. Ha, demek ki anlıyoruz ne olmuş? Güneş, yani şu vahidiyet haysiyetiyle ona mukabil umum eşyaya muhit olduğu gibi ehadiyet cihetiyle her bir şeyde güneş çok vasıflarıyla beraber bir nevi cilve-i zatıyla bulunur. İşte şu vahidiyet haysiyetiyle olduğu gibi dediği şuradan şuraya kadar olan kısım, ehadiyet cihetiyle dahi dediği de bu. Şamil olduğu halde bakıyoruz mevzu manaya baktığımız vakit burası vahidiyeti, burası da ehadiyeti gösteriyor. Burada ne diyordu, nasıl gösteriyor? Şöyle bak.
Vahidiyet, ahadiyet şöyle diyelim, bunu mektubatta anlatıyor. Mesela güneş denizin bütün bir yüzünde gözüküyor. Biz uzaktan denize baktığımız vakit güneşin, denizin tamamında bir güneş görüyoruz, değil mi? Deniz adeta vahidiyet diyoruz buna. Güneşin birliğini gösteriyor. Bak, denizde güneş var diyoruz, değil mi? Güneşin, yukarıda gökte güneşin olduğunu nereden gördük? Denizde gördük. Deniz bize onu gösterdi. Buna vahidiyet cihetiyle, yani güneşin birliğini denizin bütün bir sathında gördük. Sonra denizin yanına gittik. Her bir katresini ve kabarcığını inceledik. Her bir katresinde küçücük güneşcikler var. Milyonlarca güneşcikler o katreciklerde var. Onlar da ehadiyet cihetiyle yine güneşi gösteriyorlar. Yani deniz bir bütün halinde güneşi gösterdiği gibi, tanıttırdığı gibi her damlasıyla beraber de buna da ehadiyet diyoruz, yine güneşi gösteriyor. Hadi o zaman yaprak örneğine, yaprak örneğinde yine aynı olduğu gibi. Evet abi. Yani bir bütün gösterdiği gibi bütünün parçacıkları da onu gösteriyor. İşte şimdi güneş vahidiyet haysiyetiyle, bir bütünlük haysiyetiyle güneşe karşı olan, ona mukabil güneşe bakan umum eşyaya, güneşe bakan bütün eşyalara, varlıklara muhit olduğu gibi, onları kuşattığı gibi. Şu anda güneş doğduğu vakit güneşe bakan bütün eşyayı güneş kuşatmıyor mu? Kuşatıyor. Ehadiyet cihetiyle de her bir şeyde en küçüğüne iniyoruz. En küçüğünde, yani yeryüzünde en küçük parlak bir eşyada, varlıkta güneş çok vasıflarıyla beraber. Mesela en küçük eşya nedir? Kum tanesi. Biraz daha güneşi yansıtan misal verelim. Cam parçası dedik. En küçük cam parçası güneşi çok vasıflarıyla beraber kendinde tutuyor, gösteriyor. Abi sıcaklığı gösteriyor. Bir şey söyleyeyim mi? Evet. Ufak dedik ki kumdan yapılıyor cam. Evet, cam da kumdan yapılıyor. Aslında parlak kum da, kum onu tanesi de güneşi gösteriyor. Girdiğimiz zaman o da gösteriyor. O da gösteriyor. Yani mesela küçük bir cam parçasını incelediğimiz vakit güneşin sıcaklığını, güneşin ziyasını, o ziyanın içindeki yedi rengini o parlak şeffaflıkta görebiliriz. O zaman bütün bir deniz yüzü güneşi gösterdiği gibi küçük bir cam parçası da güneşin bütün özelliklerinden haber verir. Güneş o küçük şeyle de ne yapar? Bir nevi cilve-i zatıyla bulunur. Yani güneş kendi zatını gösteren cilvesi ile de o şeyde bulunur. Yoksa beni yalnız deniz yüzü gösterir demiyor güneş. En küçük şey de güneşi gösteriyor. Gösterir. Diye temsil burada bitti. Şimdi burada madem temsilden temessül bahsine geçtik, temessülün çok envaından şu meseleye medar olacak üç nevine işaret ederiz diyor. Temsilden temessül bahsine geçiyoruz. Temessül bir şeyin mislinin başka bir şeye aksetmesi. Buraya geleceğiz, ayrı bir konudur. Temsilden temessüle geçtik. Temessül ile beraber üstad bu suallerin cevabını verecek. Şimdi biz ilk önce güneş ile, güneş misaliyle o suallerimizin cevabını burada inceleyip bulduktan sonra temessül ile beraber o suallerimizin cevabını yine ele alacağız. Ben mesela bir misal verip geçiyorum. O zaman şey mi abi, üstad konuyu bir temsille anlatmış, bir de temessülle anlatmış. Aynen. Bir temsille anlatıyor. Bu temsildir. Mesela dedi, misaldir. Güneş misaliyle konuyu anlattı. Ondan sonra mesele temessüle geldi, dayandı. Yani bir şeyin birçok şeylere yansıması. Temessülün de çok çeşitleri var. Sadece güneşin misali aksetmiyor. Temessülün çok envaı var. O envalarını üç ana hatta topluyor. Üç nevi var. Kesif maddi şeylerin aksi. Temessül bir şeyin başka bir şeye aksetmesi. Görünmesi. Yalnız güneşin temessülü var denmez.
şunun da temessülü var. Şunun da aksi vardır. Kesif maddi şeylerin de aksi vardır. Maddi nuranenin de şeyleri aksi vardır. Bizim örneğimizde olan güneşten daha çok yönlü temessül olan nurani ruhların da aksi vardır. Şimdi bu üç hakikatle yukarıdaki suallerimize cevap alacağız. Özellikle şu nurani ruhların aksini anlayıp gördükten sonra Cenab-ı Hakk'ın bir anda binler işleri yapması o kadar kolay, o kadar kabullenmesi kolay bir şey ki elbette ki böyle olacak diyoruz. Böyle olmasından başka yol yoktur diyoruz. Tatmin oluruz. Tatmin oluruz. Fakat biz şu kesif maddi şeylerin aksini, maddi nurani olan şeylerin aksini ve nurani ruhani olan şeylerin aksine geçmeden önce şu temsili verdi. Sualimizin cevabını burada nasıl bulacağız? Bunu bir inceleyelim. Evet, şu seçili olan yer bizim yukarıdaki suallerimize nasıl cevaptır? Şöyle kısaca bir tefekkürlerinizi alalım. Temsili inceledik. Bu temsilde maksat neydi? Konunun başında söyledik. Maksadımıza gitmekti. Evet abi. Bizim maksadımız güneş, güneşin vahidiye hadiyeti değildi. Evet. Bununla beraber gitmek istediğimiz bir yer vardı. Misaller, örnekler vasıtadır. Bizi maksadımıza götürsün diye. Peki bu vasıta bizi maksadımıza nasıl götürüyor? Hemen şunu ben söyleyeyim. Evet. Allah tektir, aynı zamanda her yerdedir. Güneş tektir fakat yansımaları her yerdedir. Aynen. Kısaca özeti bu. Yani mesela Cenab-ı Hak sualimiz neydi? Bir iken bu kadar işleri nasıl yapıyor? Aynen bunun gibi güneş hemen sual soruyoruz. Güneş bir iken, cüz-i müşahhas iken, yeryüzünde yüzlerce bitkiye fotosentez yaptırıyor, yüzlerce aynaya ışık veriyor, yüzlerce insana ışık veriyor. Diyor mu ki ya bir dakika önce senin ışığını vereyim, sonra şunu. Eşyayı sıraya koyuyor mu? Binlerce güneşi gösteren aynalar var. O aynalara işte sırayla güneş vereceğim diyor mu? Bütün o parlak şey vasıtasıyla bir anda onların yanında ve onlar da tasarruf ediyor. Ne oldu bak? Muhtelif aynalar vasıtasıyla bir güneş binlerce fiillere ve işlere sahip oldu. Malik oldu. İşte aynen bunun gibi yani mesela bir güneş binlerce bitkinin içine girebiliyor, onda fotosentez yaptırıyor, onu büyütüyor, o bitkiye renk veriyor. Bak güneş bu, bir güneş. Hemen bir sual soruyoruz. Ya şu yeryüzündeki bütün çiçeklerin rengini sadece o güneş mi veriyor? Evet, o güneş veriyor. Bunda aklımızın kabullenmeyeceği bir şey var mı? Yok. Peki yeryüzündeki bütün bu şeyleri yaratan Şems-i Ezeli'yi niye kabullenmiyoruz o zaman? Nefs ediyoruz. Bu da onun gibi işte. Bir tek güneş çeşitli aynalar vasıtasıyla külliyet kesbettiği gibi o eşyanın içerisine yani o bitkinin içerisine girip onda tasarruf ettiği gibi onu renklendirdiği gibi bize gelip ne bileyim bize birçok şualar verip yani adeta çok etki altında bizi bıraktığı gibi binlerce insanı da Cenab-ı Hak da işte aynen böyle. Bir iken binlerce icraatlar yapabilir ne gibi? Güneş gibi. Allah da vahidiyet ile beraber bak güneşe mukabil olan eşyayı muhittir, kuşatıcıdır. Allah'a bakan bütün eşyayı da Allah kuşatıcıdır. Zaten ona bakmayan eşya da yoktur. Allah vahidiyet haysiyetiyle bütün eşyayı kuşatıyor ve o bütün eşyada tasarruf yapıyor. Ne gibi? Güneş gibi. Ve ehadiyet cihetiyle de Allah her bir zerrede, bak zerrede, atomda, o atomun elektronlarında hatta her bir şeyde Cenab-ı Hak çok vasıflarıyla beraber bir nevi cilve-i zatisiyle bulunur. Yani Allah'ı gösteren, Allah'ın zatına işaret eden her şey o zerrede dahi vardır. Yani yalnız yıldızlar vahidiyet ile beraber Allah'ı ispat etmiyor. Bak yalnız o değil. Yıldızların en küçük zerresine, atomuna, elektronin en küçük madde, atom dahi yine Allah'ın sıfat ve esmasını gösteriyor. İşte buna birinci sözde işaret var. Allah'ın rahmet tecellilerinden bir tanesi de
mesela hitab-ı iyyâke nâbudu herkese kâfi gelmediğinden dolayı daima vahidiyet cihetinde ehadiyeti nazara veriyor diyor. Yani Allah'ın vahidiyetini, bütün bir kainattaki birliğini biz aklımızla göremediğimizden dolayı Allah her bir küçük şeyde ehadiyetiyle kendi birliğini bize gösteriyor. Şöylece diyelim başka bir misalle, güneşi şuurlu farz ediyoruz. Denizin hemen bir dibinde bir tane çocuk var, boyu da kısa. Güneşi görmüyor farz ediyoruz. Denizin yüzündeki güneşi görüp de güneşin varlığına intikal edemiyor. Çünkü boyu uzun değil. Bütün bir denizin yüzündeki güneşi göremiyor. Eğer işte ne bileyim helikopterle çıkıp da dağın tepesine çıkıp da denize bakıp da güneşi göremiyor. Adeta güneş de diyor ki ben, yani teşbihatı olmasın, bu çocuktan, yani kendimi, çocuk benden mahrum olmasın diye, benim birliğimi anlamakta zorlanmasın diye ne yapıyor? Denizin her bir küçük şeyinde kendini gösteriyor. Denizin tamamında beni göremiyorsan, git küçük kabarcıklarını izle, yine aynı beni görürsün. Ama kapasiten miktarında görürsün, boyun küçük olduğunu görürsün. İşte aynen bundan dolayı Allah'ın işte Bismillahirrahmanirrahim'in rahmet tecellilerinden bir tanesi budur. Birinci sözün ahirinde var ya. İnsanlar Allah'ı vahidiyet ile beraber ihata edemediğinden, akıl boğulduğundan dolayı daima vahidiyet içindeki ehadiyeti nazara veriyor, gösteriyor. Onun için ayetlerde diyor ki Rabbus semavati vel ard diyor. Hemen semadan, arzdan bahsediyor. Sonra nereye iniyor? Diyor sizin sesleriniz, simalarınız, konuşmalarınız dahi diyor Allah'ın delillerindendir. Bak ne yaptı? Vahidiyet ile beraber Allah'ın birliğini, bütün kainatta Allah'ın birliğini gösterdi. Aklımız kuşatamadı, anlayamadı, boyumuz kısa. Hemen küçükler mahrum kalmasın diye hemen sesini, simanı nazara verdi. Bu hakikati bilmeyen, kısa düşünen insanlar da zannediyor ki ya Kur'an neden sesten, simadan, işte bizim bildiğimiz şeylerden delil getiriyor. Aklının darlığından dolayı Kur'an'ın o yüksek ispatiyecilik metodunu da kavrayamıyor. İşte Kur'an'ın ispat metotlarından bir tanesi. İşte Allah vahidiyet haysiyetiyle kendine mukabil bütün eşyayı kuşattığı gibi her bir şeyde dahi ne yapıyor? Bir nevi cilve-i zatiyle bulunuyor. Peki güneş bulununca ne oluyor? Sadece zaten ispat için değil. Allah orada tasarruf yapıyor. Orada icraat yapıyor. Allah'ın her yerde icraat yapması ve onu bizim kabullenmemiz zor bir şey değil. Güneş gibi diyoruz işte. Ana hatları itibariyle güneş misali bu mevzumuza böyle cevap veriyor. Fakat ayrıntılı bir şekilde de şöyle tek tek de incelenebilir. Yani şimdi geri dönüp okuyoruz. Bakalım bu temsil, bu temsilde sualimize ne kadar cevap bulduk? Bazen biz böyle yuvarlayıp geçiyoruz ama tek tek bazı cevaplarını temsilin içinde bulmak zor. Onu da söyleyelim. Kolaylarını en azından şey yapalım. Ehadiyeti zat-ı ilahi ile külliyeti efali. Allah'ın zatının birliğiyle beraber fiillerinin külli oluşu Kur'an'ı bir gerçektir. Fakat zahiri akıl, zahiri bir tersliği görüyor. Bu nasıl olabilir? Aklı teslime sevk edecek izah isterim. İzahı da misalle verdik. Evet, bu sualin cevabını. Diyoruz ki, nasıl ki güneşin zatının birliği var, fakat zatının birliğiyle beraber fiilleri küllidir, hiçbir engel yoktur, sen de bunu kabullenebiliyorsun, işte Allah da böyledir. Yani güneşin zatı birdir, fakat bütün bitkilere icraat yaptıran, onların renklerini veren nedir? Güneştir işte. Bütün hangi bitkinin yanına içine girsen güneşin külli fiillerini görmüyor musun? Buradaki bir bitki ben senin güneşinin renklerini istemiyorum diyebilir mi? Aynen. Güneş ona muhit, kuşatıyor diyor. Onun kapsama alanının dışına çıkamıyor. Haricinde de kalamazsın. İşte yeryüzündeki bütün yani renkleri düşünün güneşten geliyor. Bitkileri düşünün güneşten geliyor. Ağaçları düşünün. Hatta hayvanları düşünün. Güneşten beslenen bir sürü eşya var değil mi? Güneş bunların bütün üzerinde fiilleri var mı? Var. Peki güneşin zatı tek mi? Tek. Tek olan güneş
Yani zatının tekliğiyle beraber fiillerinin külli oluyorsa güneşin, işte Allah da zatının birliğiyle beraber bütün fiilleri öylece elinde tutuyor. Kabullenmekte hiçbir zorluk yoktur. Geliyoruz buna. Aynı kanuniyetten devam ediyor. Fakat şunlarda belki tatbikinde zorlanabiliriz. Süremiz doldu. Şöyle gelelim. İstersen aynı kanuniyetten devam edelim de sualimizin cevabını bulmaya çalışalım. Sırasıyla gidelim bakalım. Vahdet-i şahsiyesiyle Allah'ın şahsı birdir. Yardımcı almadan terbiye ediciliğin çok kapsamlı oluşu var, umumi oluşu var. Güneşin de şahsi birdir. Hiç yardımcı olmadan bütün yeryüzünü ışık veriyor, sıcaklık veriyor, kapsıyor. İşte Allah'ın yani yeryüzündeki bütün varlıkları terbiye eden hani güneştir. Tasarrufata giriyor. Güneş nasılsa Cenab-ı Hak da aynen öyle. Yani burada Nur ismi demişti ya, bak Nur ismi müşkilimizi halletti. Nur isminin bir tecellisi olan güneş meseleye çok aydınlık getirdi. Nur isminin kesif bir zilali diyor. Bak Allah'ın Nur isminin katı, yoğun, nimnurani bir varlığı olan güneş bu kadar icraatlara sebep olur da aklımız bunu alırsa, Allah'ın Nur ismi ve o Nur isminin kaynaklandığı Allah'ın zatı neden bir anda binler işleri yapamasın ki? Bunu kabullenmekten daha kolay ne var? Değil mi? Geçiyoruz. Ferdaniyetiyle şeriksiz cumhuriyet tasarrufatı. Yine Allah'ın birliği var. Hiç ortağı olmadan bütün işleri, tasarrufları nasıl tek başına yapıyor? Güneş de kardeşim ortağı yoktur. Ya bütün yeryüzünü ışıtamıyorum. Ya ben dünyaya gidiyorum da Mars'ı bu sefer sen ışıt diye öyle başka birisine yardımcı sesmemiş. Ya mutlaka güneşin bir yardımcısı vardır. Bu kadar yıldızı nasıl aydınlatıyor diye de aklımıza bir vesvese gelmiyor. Bir tek güneş hararetiyle, ziyasıyla her tarafa ulaşabilir. İşte Allah da kudretiyle, ilmiyle ve o ilmindeki mesela bütün sıfatı sebasıyla, yedi sıfatıyla her yere aynen güneş gibi ulaşabilir ve onlarda da tasarruf yapabilir. Hiçbir mani yoktur. Buna da cevabımızı aldık. Ve mekandan münezzehetiyle her yerde hazır bulunması. O da Kur'an'ı bir hakikattir. Yani Allah mekandan münezzehtir. Şuradadır diye diyemiyoruz. Fakat her yerde hazır ve nazırdır diyoruz. Şuradadır diyemiyoruz. Güneş de her yerde hazır. Şuradadır diyemiyoruz. Güneşin yansımasına diyemiyoruz. Her yerde hazır. Güneşte de öğlen vakti. Biri bize telefon açtı. Hava nasıl orada dedi. Adam başka bir dinlemekten. Hava güneşli. Veya birine güneş var mı? Bugün hava güneşli ve güneşli. Havaya bakıp veya birine sormaz mı? O anda şimdi buna şöyle bir şey de diyebiliriz. Bu kanuniyetten mesela gidiyorsun Mekke'de, ya güneş burada şöyle diyor işte gidiyor. O tepesinde güneşi görüyorken Türkiye'de bir de tepesinde görüyor. Evet, herkes hemen kendine yani ya güneş burada. Hayır ne alakası var canım, güneş burada. Ya hem orada hem orada. Ama hiçbir yerde değil. Her yerde. Her yerde yani. Yani bir nevi öyle. Hatta ben çocukluk hayalim geliyor şimdi hatırıma da. Ve güneş diyor, ha ay burada diyorsun. Ona da bir başka bir köye gidiyoruz. Aa burada da aynı yerde diyoruz. Yani sanki oranla aynı. Bu sefer aklım hafızalamız almıyor. Ya orada da aynı yerde gözüktü. Gidiyoruz gidiyoruz hani geçeceğiz onu. Yine aynı yerde duruyor. Ay özellikle geziyor olur. Neden neden? Yani adeta her yerde. Fakat şu noktayı unutmayalım. Temsil ve teşbih kaidelerindendir. Temsilin her köşesinde hakikat aranmaz. Yani güneş bir misaldir. Güneş bütün özelliğiyle Cenab-ı Hakk'ın yansıtması mümkün değil. Yani Cenab-ı Hakk'ı tanımak için o bir vasıta vesiledir. Haşa, Cenab-ı Hakk'ın bütün özelliklerini tutamaz ki. Şimdi Cenab-ı Hak mekandan münezzehtir. O zaman hadi güneşten mi mekandan münezzeh? Hayır, güneşin bir mekanı var. Fakat Cenab-ı Hakk'ı mekandan münezzeh olmasından daha çok her yerde hazır bulunmasını yine güneşten anlayabiliyoruz. Hem burada hem Mekke'de. Oradakine de aynen yanındayım diyor. Evet buyur diyor. Ya bana ışık lazım, yeşil renk lazım. Buyur diyor, hemen veriyor. Buradakine de hemen veriyor. Yani her yere lebeyk hemen buyurun diyebiliyor. İşte aynen Cenab-ı Hak da bunun gibi. Şimdi her yerde hazır bulunması bir nevi bir mekanda olmayışını gösteriyor. Gerçi güneşin bir mekanı var.
Ama Cenab-ı Hakk'ın her yerde ise o zaman bir yerde değildir. İşte Allah yahulü beynel mer'i ve kalbih diyor. Kişiyle kalbi arasına girer. Ondan sonra nereye dönerseniz diyor Allah yüzünüz Allah oradadır diyor. Sonra tarucul melaiketi ve ruhu ilehi fi yevmin kana miqdaruhu 50,000 sene diyor. Miktarı 50,000 seneden ibaret olan bir günde Allah'ın yanına uruc ederler diyor melekler. Öyle bir mesafe koydu ki miktarı 50,000 seneden ibaret olan bir günde. 50 bu ne demektir? 50,000 sene uzakta. Ancak Allah'a uruc edebilesin. Ya hani kişiyle kalbi arasındaydı? Hani işte size şah damarından daha yakındı? Bir uzak bir yakın göster. Ve ilehi turcaun diyor, ona döneceksiniz diyor. Demek ki yanımızda değil, ona rücu edeceksiniz. Zahiren bir terslik var gibi. Fakat bu gösteriyor ki Allah her yerdedir. Hem oradadır, hem senin yanındadır. Nereden anlıyoruz? İcraatlarıyla anlıyoruz. Güneş burada mıdır? Burada. Bu yaprak yeşillendi mi? Yeşillendi. Sarı rengini mi aldı? Aldı. Nereden? Güneşti. Mekke'deki de aldı. O zaman hem orada hem burada. Allah burada icraat yapıyor mu? Yapıyor. Yıldızı da yapıyor mu? Yapıyor. O zaman Allah hem orada hem burada. O zaman Allah her yerde. Her yerde olunca o zaman hiçbir yerde değil. Diye bunu da böylece anlamaya çalıştık. Şimdi geliyoruz bu maddemize. Nihayetsiz ulviyetiyle her şeye yakın olması. Yani çok büyük oluş her şeye yakın olmasına engel değil. Nasıl anlıyoruz? Güneş de çok büyüktür. Dünyamızdan 1,000,000 defadan daha ziyade büyük. Fakat senin göz bebeğinin içinde olmasına mani değil. Gözünün içinde güneş aksediyor ve icraat yapıyor. En küçük zerrede icraat yapıyor, onda tasarruf ediyor. İşte Allah da böyle. Nihayetsiz büyüktür. Fakat senin kalbine, yani senin sana senden daha ziyade yakındır. Her şeye daha yakındır. Bunun gibi, bunu da anladık. Ve birliğiyle beraber, birliğiyle her işi bizzat elinde tutması. Yani güneş ışığı veriyorken, ziya veriyorken, sıcaklık veriyorken, yedi renk veriyorken yardımcılar seçmiyor. Sen gel. Şu sağ tarafın ışığını sen ver. Sol tarafın yedi rengini de sen ver. Gibi bir iş bölümlendirmesi yapmadan her işi bizzat elinde tuttuğu gibi Allah da harareti olan kudretiyle, ziyası olan ilmiyle ve yedi sıfatıyla beraber her işi bizzat elinde tutuyor diye. Melekler var. Melekler Cenab-ı Hakk'ın yardımcıları, icraatçılar değil, Allah'ın haşmetini gösteren vasıtalardır. Neden melekler vasıtasıyla ilhamlar oluyor? Melekler neden işte kullanılıyor? O da Risale'de ayrı bir yerde anlatılıyor, ayrı bir konu. Yani mesela şu anda biz konuşuyoruz gözüküyor. Halbuki yani senin zerrelerini, hücrelerini, konuşmalarını, bütün hareketlerini yaptıran Allah'tır. Melekler de böyle diyor. Onların nezaretçi diyorlar. 24. sözde bu anlatıyorlar. Yapanlar onlar değil. Allah'ın o tasarrufatının gözlemcileri, o haşmetin, o tecelliyatı haşmetin bakıcılarıdır. İzleyicileridir. Yoksa bizzat onlar yapanlar değil. Bizim gibi onlar da. Bizzat her işi elinde Allah tutuyor. Bunu da güneş misaliyle iyi anlıyoruz. İşte ismi Nur bu müşkilimizi de halletti. Temsil yolu hakikatleri aklımıza yakınlaştırdı. Bundan kalbimiz de feyiz aldı. Aklımıza da bu mesele açık geldi. Onun için diyoruz ki İmam-ı Rabbani radıyallahu anh gibi, biz öyle mantık oyunlarıyla, felsefe oyunlarıyla işimiz yoktur. Güneş gibi misal örnek ve hakikat de aynen gündüz gibi aydınlıktır. Güneş çıktıysa gündüzdür. Temsil güneşi çıkıp da böyle bir hakikati ortaya koyduysa o zaman bunlar için, bu hakikatlerle bizim için gündüzdür. Yani buralarda karanlık yoktur. Bu hakikatleri anlatmakta karanlık yok. Yani nefis karanlık göstermeye çalışıyor. Nasıl oluyor diyor. Biz de diyoruz ki nefise, bizim geceyle işimiz yoktur. Senin o vesvese, bu manada alabiliriz şu neşebem neşeperestemi. Vesvese, inkar, küfür fikirler karanlık gibidir. Biz de ne geceyiz ne de senin o gibi fikirlerine tapıyoruz. Biz güneşiz, güneşten haber veririz deyip güneş gibi hakikatları ortaya koyuyoruz diye
şunun mevzuyla, konuyla bağlantısını da böyle anlayabiliriz. Evet, şimdi burada ne oldu? Cenab-ı Hak bir tek iken çeşitli aynalar vasıtasıyla, eşya vasıtasıyla külliyet kesbetti. Her yerde Allah tasarruf yaptı diyebiliriz. Şimdi haftaya olan konumuz, dersimiz uzadı. Abi sizin vaktiniz varsa kalacak arkadaşlar var. Şimdi bunu Mücahit ancak bu kadar devreler yanmasın, tadında tuzunda bırakalım. Temessül bahsine gireceğiz. Yeni bir konu. Şimdi şunu bir okusak çok iyi olacak. Temessül ne demektir? Temessülün çeşitleri. Ve burada üç çeşidini bir anlamaya çalışalım. Bir de burada anlatılıyor. Birinci temessül, kesif maddi şeyler. Bakın çok önemli. Kesif maddi, maddi nurani. Bu da nurani ruhani. Bunların özellikleri aynı değil. Yani akislerin özellikleri aynı değil. Yansımalar aynı değil. Ve bu kesif, yoğunluğu var. Hem de maddi. Mesela ne gibi? Sen. Hem maddisin, maddesin. Hem de şeffaf değilsin, yoğunluğun var. İşte böyle şeylerin de akisleri var. Mesela diyor, sen aynalar odasına girsen, bir sayit binler sayit olur. Yani aynada gözüken sen, senin aksindir, senin temessülündür. Bu bir yansıma. Diğer başka bir yansıma. Fakat özellikleri nelerdir? Ne ayındır, ne gayıdır, mevattır, ölüdür. Şunları inceleyin. İnceliyoruz. Yani önümüzdeki haftaki sualimiz mesela şu olur. Temessülün kaç çeşit envağı vardır, nelerdir ve aralarındaki fark nedir? Maddi nurani ile kesif maddi şeylerin akisler arasındaki fark nedir diye sual sorduğumuz vakit bunların içerisinden bunu bulmamız gerekir. Aralarındaki fark. Bu da maddi nurani. Bak bu maddi kesif. Bu da maddi. Fark ne bununla bunun arasında? Birisi geçirgen, birisi şey. İkisi de maddi. Birisi kesif, diğeri nurani. Evet. Bunların ortak noktası, birisi ikisi de maddi, fakat birisi kesif, yoğunluğu olan, birisi nurani. Ne gibi? Birisi imkan gibi, şu eşya gibi, kesif maddidir. Güneş de maddidir fakat nuranidir. Nurludur yani. Mesela bu tabağın ışığı yoktur. Maddi kesiftir. Güneş de maddidir ama güneşin ışığı vardır. Bunun gibi. Bunun bir de güneşin yansıması vardır, aynadaki görüntü vardır. Bir de senin aynadaki görüntü vardır. Senin aynandaki görüntüyle güneşin aynadaki görüntüsünün özellikleri aynı mı? Değil. Farklar nelerdir? Onu araştırıyoruz. Bir de çok önemli bir nokta, ne maddi ne de kesif. Nurani ruhlar var. Peki bunun diğerlerine benzeyen tarafı ne? Bunda nurani vardı. Yani birincisinin, ikincisinin birincisinden fazla olan artısı neydi? Nurani. Nuranilikti. Bir adım ileri gitti bu. İkisi de maddi fakat bu nurani. Şimdi bu da onlardan iki adım ileri gitti. Bu ne maddidir ne de kesiftir. Nurani. Maddi değil, kesif de değil. Peki nedir? Nurani ruhlar. Nurani ruhlar. Ruhların, nurani ruhların bir takım aksi vardır. İşte bunu inceleyeceğiz. Yani biz aksi mesela bir taşın aynadaki, bir senin aynadaki yansımana diyorduk. Bir de güneşin ışığının yansıması vardı. Bir de bizim bilmediğimiz, şimdi öğreneceğimiz ruhların aksi var. Ruh maddi değildir. Fakat ruhun da bir aksi vardır. Buna temessül diyoruz. O ruhun aksinin özellikleri var. Bediüzzaman hapishanedeyken de Bediüzzaman. Bediüzzaman'ı hem hapishanede görüyorlar, hem de Cuma'da, hem de başka yerlerde. Peki hangisi Bediüzzaman? Hepsi de o. Nefsüleminde bir tanesi var, diğerleri onun yansımaları. Fakat o yansımalarıyla orijinal hali, ona Nefsülemir'deki diyoruz. Arasında fark var mı? Onu o zaman da inceleyeceğiz. Aynıdır, var mıdır? Hem haydır, hem aynıdır. Fakat, fakatı var. Aynısıdır, aynıdır. Fakat, fakatı var. İşte bunu inceleyeceğiz. Fakatını inceleyeceksiniz. Fark nedir?
Evet, önümüzdeki haftaya konu temessülün çeşitleri, o akislerin özelliklerini diye bir incelersek konuyu daha iyi. Ve en önemli noktayı söylüyoruz, ana maksadı. Bu konuyu bir işliyoruz. Niçin işliyoruz? Evet, Celal abi. Temessül bahsini şu anda biz niçin işliyoruz? Temessül bahsini. Evet, girdik. Önümüzdeki hafta inceleyeceğiz. Niçin inceleyeceğiz? Temessül sanki temsile birazcık daha şey olmuş gibi oluyor. Yani mesela karanlığa girmiş gibi olacağım ama hani mesela tüme varıp tümden gelir tarzında bir yaklaşım olabileceğini ben hissettim. Ondan dolayı geliştirdim ama hani... Başka ne söyleyebiliriz? Yani şu anda bu meseleye girdi, bu meseleyi anlatıyor. Diyoruz, üstadım bu meseleye niçin girdin? Bu meseleyi anlatmakla bize neyi anlatmaya çalışıyorsun desek nasıl bir cevap almamız gerekiyor? Ha, bu. Baştaki ana fikri unutmuyoruz. Yani biz şunları inceleyeceğiz. Temsilden temessül bahsine geçtik. Temessül bahsini inceleyeceğiz. Fakat şu maksat için. Hiç onu unutmayacağız. Şu Kur'ani gerçekleri anlamak için temessülü anlamaya çalışıyoruz. Fakat şöyle bir durum oluyor. Temessül bahsini anlatmakla beraber biz yalnız şunları anlamıyoruz. Daha çok şeyleri anlıyoruz. Nitekim az önce bir konuya girdik. İnsan da bir aynadır. İnsan da işte ne bileyim kalbini ona safi bir taht yapar. Fakat parantez açıp girdik. Çok meselemize de ışık tutuyor şu güneş misali. Şimdi bunlar da yalnız konunun başındaki suallerimize cevap değildir. Çok meselemize cevaptır. Mesela Azrail biriken yüzlerce ruhu bir anda nasıl alıyor? Onun cevabını yine güneşle bulabiliyoruz. Şunla. Onun cevabını şurada bulacağız. Nurani ruh olduğundan dolayı hem haydır hem aynıdır. Mesela hatta Cebrail'i misal veriyor. Başka yerde Azrail de misal veriyor. Peygamberimizi de misal veriyor. Bir anda binler yerlerde Cebrail, Azrail bulunabilir. Çünkü nurani ruh sahibidir. Nurani ruh sahiplerine kayıt yoktur diye onu o maddede işleyeceğiz. Acele ettik. Biraz da özet vermiş olduk. Lillahi Teala'l-Fatiha.